Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz efendim. Hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum. İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Çalışma Ofisi'nde Meclis Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop bugün bizlerle birlikte olacak. Başkent Kulisi'nde Sayın Şentop'u ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olunuz. Şimdi tabii bugün önemli bir gün. 28 Şubat postmodern darbenin 24. yıl dönümü. Bugün neredeyse çeyrek asır geçti ama evet. O günler tabii hem siyaset üstünde hem milletin üzerinde derin izler bırakan, yani tahribat anlamında bu cümleyi kullanıyorum. Bir dönemde bir postmodern darbe yaşadı Türkiye. Sizin darbelerle ilgili, Türkiye'deki darbeler tarihiyle ilgili özgün bir takım yaklaşımlarınızın olduğunu biliyorum daha önceki bir takım konuşmalarınızdan. 28 Şubat nedir sizin nezdinizde? Nasıl bir tarif yaparsınız? Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Çok anlamlı bir güne müsadif oldu eski tabirle. Tesadüf etti bu programımız. Şimdi önce şunu ifade edeyim ben. Tabii 28 Şubat konusunda bazı çevreler sık sık işte bunu gündeme getiriyorlar. Üzerinden bu kadar zaman geçti. İstismar ediyorlar tırnak içerisinde gibi tabirler kullanıyorlar. Ben bunların bir kısmının 28 Şubat'taki hallerini, tavırlarını, duruşlarını da biliyorum. Tabiri caizse bu darbe ve darbecilik damarlarını biliyoruz. Ciğerlerini biliyoruz onların o tarihte yaptıklarıyla 28 Şubat sürecinde ama bir nevi o dönemin hani artık unutulmasını biraz da suçluluk psikolojisi içerisinde kendi suçlarını da unutmalarını ve kalabalığa karışıp o fail durumlarını, faillik durumlarını, sanıklık durumlarını belki örtebilecek bir durum, bir imkan arıyorlar. Ben şimdi şunu söyleyeyim, yani bunu bir örnek olması hasebiyle söylüyorum. Tabii başörtüsü bağlamı da var. Başörtüsü dolayısıyla benim iki kız kardeşim var. Birisi benden bir yaş küçük. O da başörtüsü yasaklarının ilk ortaya çıktığı tarihlerde, 1986-87'de üniversiteye gidememişti. İlk mağduriyet. Mağdurlardan. Bir de 10 yaş küçük bir kız kardeşim var. Tam 28 Şubat sürecine denk geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordu. İstanbul Uluslararası İlişkileri girdi, tekrar kazandı. Orada da okuyordu. İşte tam 28 Şubat'a denk geldi. Bu ikna odaları sürecini falan yaşadı. Ben de kendisini eşlik ediyordum o zamanlarda. İstanbul Üniversitesi'nde. O zamanın meşhur, daha sonra milletvekili olmuş rektör yardımcısı vardı. Nur Serter. Evet. O süreçleri biliyorum. Biz sonuna kadar o zaman mücadele ettik. Kendisi başörtüsünü açmadan mücadele etti ve atıldı okuldan. Şimdi daha sonra tabii evlendi. 4 çocuğu var. Yakın zamanlarda geriye dön, birkaç sene önce çıkartılan aflardan biriyle de döndü. Tekrar tamamladı, bitirdi okulunu. Yüksek lisans yaptı çocuklarla beraber. Fakat tabii onunla her karşılaşmamızda, her akşam görüşüyoruz biz annemle, kardeşlerimle, çocuklarla, Ankara'da olsam da. Ama her konuşmamızda o dönemlerdeki mağduriyetleri, acıyı, ızdırabı ve bugünlere yansıyan yönlerini bizzat müşahede ediyorum. Yani bizim bir araya geldiğimiz bayramlarda... Kapanmayan bir yara değil mi? Evet, bayramlarda, sahil günlerde biz o günleri mutlaka yad ederiz, hatırlarız. Yani 28 Şubat'ın üzerinden 24 sene geçmiş... Artık hani bu tarihi bir meseledir, unutulsun falan, kenara konulsun değil. Bu yarayı yaşayan, ben kendimden örnek verdim ama on binlerce aile var. Çok daha ağır yaşayan kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var bu süreçleri. Bilhassa başörtülü öğrenci olan kızlardan o tarihlerde. Onların yaşadıkları var. Onların o sürecin sonrasında işte kariyerlerine, mesleklerine mani olan çok süreçler var. Hayatlarına hiç arzu etmedikleri, hiç akıllarından geçmeyecek şekilde bir istikamet verme mecburiyetleri oldu bunların. Mesela aile hayatları bir takım zaruretler, mecburiyetler içerisinde bu dönemde kurulmak zorunda kaldı. Evet. Devam etmeyenler oldu bu sebeple. Çocuklarına yansıyan hususlar oldu. Dolayısıyla 24 Şubat sürecinin mağdurları, mazlumları hala hayattadır. Ve bunların yaşadıkları o travmaların bizzat kendi üzerlerinde, ailelerinde, çocukları üzerinde devam ettiğini biz görüyoruz, müşahede ediyoruz. Her gün buna dair eserleri, izleri biz yaşıyoruz. Dolayısıyla hani geçmiş bir süreçtir.
istismar ediliyor falan gibi hususlar tamamen bir suçluluk telaşı içerisinde kendi suçlarını ve sorumluluklarını örtmek isteyen insanların sözleridir. Bakımdan bu süreci, 28 Şubat sürecini, bu acıları Türkiye'nin konuşması lazım. Ha o arkadaşlar için, hani yeter artık falan bugün konuşmayalım diyenler için yapabilecekleri bir iş söyleyeyim. Çıkıp kendi sorumluluklarını ve o dönemde yaptıklarını itiraf etsinler. Bundan pişmanlık duyduklarını söylesinler. Çünkü hukukta hatta sadece pişmanlık da yeterli değil. Eski tabirle faal nedamet denilen aktif pişmanlık. Yani o dönem yaptıkları bu yanlışlardan vazgeçtiklerini bugün aldıkları tavırlarla net olarak ortaya koysunlar. Hiç öyle bir tavır görmüyoruz. Yok, hayır. Yani. Sadece unutulsun istiyorlar o zamanki yaptıkları. Şimdi biraz uzattım ama buna temas etmek sizin bence... Sizin de bir 28 Şubat mağduru Şentop ailesinin bir aile olduğunu öğrenmiş olduk vesileyle. Şahsi olarak da bahsedebilirim yaşadıklarım ama onları anlatmak istemem. Yani ben de bir akademisyendim o süreçlerde. Benimle ilgili de bazı haberler tutuklandı, gözaltına alındı diye. Okula gittiğim zaman baktığımda arkadaşlar ne oldu geçmiş olsun falan diyorlar. Öyle bir şey olmamış ama haberler çıkmış buna dair ismimin geçtiği. Psikolojik bir operasyon var vardı zaten. İşte üniversitede başörtüsü yasağı uygulanmaya çalışılıyor bir baskıyla. Henüz daha giriş yasağı falan yok o tarihlerde. Başörtülü gelen öğrencilerle ilgili sınavlarda tutanak tutuluyor. Ben de o zaman araştırma görevlisiyim. Daha henüz doktoram da bitmemişti. O zaman ben bu tutanaklara muhalefet şerhi yazardım. Başörtüsünün yasak olmadığına dair, bu tutanağın hükümsüz veya bir şey hüküm ifade etmeyecek olduğuna dair, yapılan işin kanuna aykırı olduğuna dair muhalefet şerhi yazardım tutanakların altına. Tabii daha sonra süreç ağırlaştı, yasaklar başladı. Bu öğrencilerle gerek disiplin soruşturmadan da gerek sonra dava süreçlerinde meşgul destek olduk verdiniz beraber. Destek verdiniz. O dönemlerde hukuki anlamda yine, herhalde tabii, katkıda bulundunuz. Sadece o değil, onun dışında da eğitim bir senle o zaman. Önceki başkan Ahmet Gündoğdu İstanbul'daydı o tarihlerde. Yine bugün Konya milletvekili Halil Etyemez baş müfettiş, ilk öğretim baş müfettişiydi o tarihlerde. Ben onlarla beraber üçümüz Aksaray'da Eğitim Bilse'nin bir o zaman şubesi vardı. Orada biz kesinlikle gece gündüz çalışarak savunmalar, disiplin soruşturmaları için savunmalar, daha sonra davalarla ilgili yani binlerce dilekçeyi birlikte çalışarak yazdığımızı hatırlıyorum. Kadro konusunda daha sonra sıkıntılar yaşadık. Yani ben doktora yaptıktan sonra uzun bir süre kadro olamadım. Ondan sonra kadro geldiğinde zaten hazırlıklarımı yapıp doçentle başvurmuştum. Yani bu süreçleri, yani bunları kendimden anlatmamın sebebi şunu ifade etmek için. Yani şüphesiz bunun gibi bundan çok daha ağır bu süreci yaşamış ve mağdur olmuş kardeşlerimiz var. Onları da anlatabilirim ama kendi yaşadığımı ifade ediyorum. Yani 28 Şubat'tan ben bahsederken o acının, başkası o yaraların hala canlı olduğunu kendi içimde hissediyorum. Gördüklerimden ve kendi yaşadıklarımdan hissediyorum. Dolayısıyla kimse hani bu artık geçmiştir 24 sene falan unutalım artık kapatalım bu sayfayı diyemez bu, Türkiye'de. Biraz da acaba hani bu unutulsun artık böyle kalabalığa karışıp gidiyorsunuz. Evet, tabii. Hani unutulsun şimdi ki günü geldiğinde tekrar yapılabilsin, şüphesiz, tekrarlanabilsin. Evet. Yani o günler geride kaldı mı Türkiye açısından yoksa potansiyel olarak şöyle, var mıdır? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani o zamanın aktif failleri, öncülük yapan kişileri benzer şartlar Türkiye'de oluşsa hiç gözlerini kırpmadan aynı süreçlerin içerisinde yer alırlar. Bundan hiçbir tereddüdüm yok. Çünkü yazdıklarından, söylediklerinden o dönemlere dair gerçek manada bir pişmanlık görmüyorsunuz. Yani yaptıklarına bir tabiri caizse tırnak içinde bir günah çıkartma görmüyoruz yani. Böyle bir şeyleri yok. Onlar sadece bugünün söylemlerinin peşine takılarak, biraz da işte işi şey yaparak, gürültüye, kuru gürültüye vererek, dediğim gibi aynen kalabalığa karışıp, işte bugün neyse kendilerini modalar, kaybettiriyorlar. Evet, onun içerisinde kendilerinin o zamanki sorumluluklarının üstünü örtmek istiyorlar. Türkiye tabii, onu da açık söyleyeyim, o dönemleri siyaseten de, hukuken de özellikle hak ettiği şekilde yargılamadı. Bunun bir yanlış olduğunu söylemek istemiyorum tam olarak. Çünkü bizim geçmişimizde yaşadığımız çok büyük travmalar millet olarak, Türkiye olarak var. Ve bunların gerçekten hepsinin hesabının sorulması, başka bazı komplikasyonları siyasette ortaya çıkartır, toplumsal sonuçları olur.
Onun için bu yaraların hepsinin hesabını, yapılanların hesabını sonuna kadar sormak şeyi olmadı. Bu biraz da yaralar kapansın, yeni problemler, sorunlar olmasın, yeni yaralar açılmasın düşüncesiyle biraz da yapılmış bir şeydir, bir husustur. Bunun yanlış olmadığını düşünüyorum. Ama o zamanın failleri, o zamanın öne çıkanları, gazetelere manşetler atanları, milleti düşman olarak gösterenleri, hasım olarak gösterenleri en azından utansınlar ve biraz sussunlar, kenara çekilsinler. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaktan, hiçbir şey yapmamışlar gibi davranmaktan vazgeçsinler. O zamanın dediğim gibi hukuk ve siyaset karşısında da biraz da Türkiye'de devlet adamlığı, devleti ve milleti yeni badireler, yeni sıkıntılarla karşı karşıya bırakmamak için gösterilmiş bir hassasiyete saygı duysunlar. Bunu ifade etmek isterim. Evet. Peki bu bağlamda son bir şey daha sorayım. Yani Türkiye'nin yakın tarihi darbeler, darbe girişimleri, muhtıralarla dolu. 28 Şubat'ta bunun türlerinden biriydi. Evet, postmodern darbe, psikolojik savaş, işte tehdit, baskı, şantajla yürütülen bir süreçti aslında. Bu defter, yani Türkiye açısından, Türkiye demokrasisi açısından artık o vesayet, darbeler, muhtıralar, o dönemler kapandığından çok emin olabiliyor muyuz? Emin olabiliyoruz. 15 Temmuz tabii bunun son hamlesiydi, o damarın. Ve 15 Temmuz karşısında milletimizin göstermiş olduğu o kararlılık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde silahlara karşı, tanklara karşı duruşu çok önemliydi. Bu daha önce de aslında arzu edilen, özlenen bir şeydi. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardı. Namlusunu millete çevirmiş bir tanka selam durmam demişti 28 Şubat sürecinde. Doğru. Çok güzel bir sözdü ama o süreçte bu tam gerçekleşmedi. Ama 15 Temmuz'da bu gerçekleşti. Evet. Yani darbe yapanlar kendilerine göre bir takım tecrübeler kazandılar falan filan ama 27 Mayıs'tan itibaren millet de darbeler karşısında bir tecrübe kazandı. 28 Şubat'ta tanklara karşı duramamıştı ama durmayı arzu etmişti. İşte bunu dile getiren o zaman çok insan vardı. Ama 15 Temmuz'da millet tanklara karşı durmayı bu sefer fiilen de başardı. Bundan sonra milletin bu tavrı, bu tutumu karşısında, bu kararlılığı karşısında Türkiye'de hiç kimsenin bir askeri darbeye teşebbüs edemeyeceğini düşünüyorum. Bunu tabii fiilen o zaman gerçekleştirdik 15 Temmuz'da ama en son yapılan 2017 Anayasa değişikliği ile beraber hükümet sistemi değişikliği de bu bağlamda ben değerlendiriyorum. Onunla beraber de Türkiye hukuken de anayasal sistem olarak da darbeye müsaade etmeyecek bir zemini, hukuki zemini de oluşturdu. Bu bakımdan bugün hükümet sistemi tartışmaları sadece işte önümüzde iki seçenek var, o mu olsun bu mu olsun tartışmasından ibaret değil. Bunun bir arka planı var ve bu hükümet sistemi tartışmasını biz 27 Mayıs 60'la beraber başlayan darbeler sistemi ve bu darbeleri kurumsallaştıran, sürdürülebilir hale getiren hukuki altyapıyı ortadan kaldırmak olarak düşünüyoruz 2017'deki hükümet sistemi değişikliğini. Bu yönünü dikkate almadan ve arka plandaki bu tarihi gelişmeleri dikkate almadan bunu konuşmak çok yanlış olur, çok temelsiz olur. Bakımdan ben bu iki şey, 15 Temmuz'da fiilen, 16 Nisan 2017'de de hukuken darbelere zemin hazırlayan bir yapı Türkiye'de ortadan kalkmıştır. Türkiye'nin ve Türkiye'de demokrasinin teminatı bizatihi milletimizin kendisidir. Evet. Şimdi bu sistemle ilgili dikkat çekici bir noktaya, bir hususa dikkat çektiniz. Tekrar gelmek istiyorum ilerleyen dakikalar içerisinde. Çünkü onunla ilgili tartışmalar var. Ama önce bu fezlekeler meselesini, bu dokunulmaz... Müsaade ederseniz 28 Şubat'la ilgili birkaç şey daha konuşmakta fayda var. Malum 27 Mayıs 60'ta Türkiye'de bir darbe oluyor, askeri darbe. Bu darbeyle beraber bir düzen kuruluyor 1961 Anayasası'yla. Bu düzenin kısaca özeti şudur. 1950 ile 60 arasında Türkiye'de Türkiye'yi yönetmek isteyen bir siyasi, bürokratik elitin Türkiye'de seçimle iş başına gelemeyeceği ortaya çıkmış. 1950-60 arasında millet bu bürokratik, siyasi eliti iktidara seçimle getirmiyor. Belli. Seçim olsa da getirmeyecek. O da belli. Onun için darbeciler birkaç ay bekleseler Türkiye'de seçim olacak. Olacak da o anlayış, o zihniyetin kazanma ihtimali yok. Onu biliyorlar. Sandığa güvenmiyorlar. Evet, onun için darbe yapıyorlar. Darbe yapılmış. Daha sonra bu sefer tabii darbe yapıyorsun ama iş bitmiyor ki. Tekrar seçim olacak. Millet karar verecek.
Seçim olunca kazanamıyorsunuz, tekrar kaybediyorsunuz. Yani darbe yapıp 3 sene, 2 sene, 1 sene neyse iktidarda kalmak yeterli değil ki. Sürekli kalmak istiyorlar, sürekli ülkeyi yönetmek istiyorlar. Ha, o zaman bir formül geliştirmişler. O da şudur, seçimle iktidara gelemeyecek bir anlayışı, zihniyeti Türkiye'de seçimi kazanamasa da iktidara getirecek, seçimi kaybetse de iktidarda tutacak bir formül. Bu formül 1961 sonrası Türkiye'de kurulan anayasal düzenin adıdır. Onun için ben 27 Mayıs'ta darbe oldu, 12 Eylül'de, 12 Mart'ta oldu, 12 Eylül'de oldu, 28 Şubat'ta oldu diye düşünmüyorum o serencama. Sürekli bir darbe dönemi olduğunu, sadece zaman zaman düşük yoğunluklu darbe dönemi yaşandığını, zaman zaman da bunun pik yapıp yükseldiğini düşünüyorum. Yani sadece bir dönem darbe olmuş, sonra normalleşmişiz, tekrar darbe öyle olmuş. Değil. Değil. Sürekli bir darbe dönemi Türkiye, çünkü bunun hukuki zemini, altyapısını oluşturmuşlar. Bunu da şu örnekle veriyorum, akılda kalıcı olması hasebiyle bunu belki söylemiş olabilirim. Bu sürücü eğitimi verilen araçlarla ilgili. Bu araçlar güzel bir örnek baktığınızda izleyicilerimizle. Başkalarından farkı yok, dışarıdan aynı ama malumunuz araçlar sol tarafta şoför oturur ve araca kumanda eden şofördür. Bütün aparatlar, kumanda ile ilgili mekanizmalar şoförün önündedir. Ama sürücü eğitimi verilen araçların sağ tarafında da o eğitmenin oturduğu yerde de araca kumanda edecek aparatlar vardır. Frendir, debriyajdır, gazdır falan gibi araçlar. Çünkü sürücü acemi olduğu için bir hata yaptığı takdirde sağ tarafta oturan eğitmen ona müdahale etsin. Araca o da kumanda etsin diye onlar var. Türkiye'deki 61 sonrası kurulan düzen budur. Sağ tarafta var. Onun için sağ tarafta mutlaka birisi bulunmuştur bu süreç içerisinde. Birisi indiğinde başkaları sağ tarafa binmek için kavga, mücadele etmişlerdir. Hedef sağ tarafa oturmaktır. Onun için siyasetçi seçimi kazanır, sol tarafa oturur, aracı kullanmaya başlar ve kendisinin yönettiğini zanneder. Ama arka planda kritik dönemlerde müdahalelerin olduğunu sürekli sağ taraftaki tarafından görürüz. Onun için bu süreci devam ettirirsek örnek üzerinden, 2002'den itibaren yaşanan süreçte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, liderliğinde, vesayetle mücadele sürecinde önce sağ taraftaki adam etkisiz hale getirildi. Müdahalelerine müdahale edildi. Engellenmeye çalışıldı. Sonra sağ taraftaki adam aşağı atıldı, indirildi. Mekanizmalar duruyordu. 16 Nisan 2017 referandumuyla o mekanizmalar söküldü. Ama aracın yenilenmesi, artık, elbette yeni anayasa süreciyle ilgili önemli. Aracın yenilenmesi lazım. Artık aracın da hakimi. Evet. 28 Şubat daha rafine bir darbeydi. 12 Eylül'de gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emir komuta zinciri içerisinde yönetime müdahale edebilmesi gerek dünya şartları gerek Türkiye bakımından kolay değildi. O bakımdan hatırlarsınız bir kuvvet komutanı silahsız kuvvetleri göreve çağırıyoruz falan gibi bir darbe çağrısı yapmıştı. Silahsız kuvvetler de işte basına yön veren... Bu defa onlar el atsınlar diye. Basına yön verenler işte sendika ağaları o dönemin biliyorsunuz Beşli Çete diye meşhurdu. Bir araya gelmişlerdi hep hükümet aleyhine o zaman bir teşebbüs içerisinde arka yargı, taraftan aynı zamanda tabii, darbecilerin yönlerine esas onu söyleyeceğim. Bu süreç esasen yargı eliyle yürütülmüş bir süreçtir. Çünkü bu vesayeti sürdüren organ olarak artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ön planda vitrinde bulunabilmesi pek mümkün değildi dünya ve Türkiye şartları itibarıyla. Onun yerine yargı devreye girdi. İşte parti kapatma davalarıyla hükümetteki bir partinin kapatılması için dava açılmıştı Refah Partisi ile ilgili. Ama onun dışında özellikle işte başörtüsü yasağıyla ilgili verilen Danıştay kararları, idare mahkemelerinin kararları, Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararı başörtüsüyle ilgili serbestlik getiren düzenlemeler konusunda ve yargı eliyle yürütülmüş, ön planda yargının olduğu bir darbeydi bu darbe, müdahale. Ve tabii hemen o gün oldu ve bitti de diyemeyiz buna. Ve bu bir uzun süre devam etti. Bunu 2002'den sonra da AK Parti iktidara geldikten sonra da bunun etkilerinin ne devam ettiğini uzun süre 2011'den sonra başörtüsü yasakları. Ben aşağı yukarı tabii 2010'dan sonra artık bu konuda kalıcı bir şekilde, geri dönülmez şekilde bir daha o darbecilerin müdahalesine fırsat vermeyecek şekilde bir imkanın, siyasi imkanın ortaya çıktığını düşünüyorum. Bir şey daha burada belirtmek isterim. Tabii 28 Şubat müdahalesi hep başörtüsü bağlamında oluyor ama üç temel unsuru var esasen öne çıkan. Bu üç temel unsuru AK Parti ile ilgili kapatma davasında da görüyoruz. AK Parti ile ilgili kapatma davasının daki açılan davada hem açılan davada hem mahkeme kararında üç husus
Bu üç husus 28 Şubat'ın tabiri caizse temel hedefleri olarak gösteriliyor. Birisi başörtüsü yasağı üniversitelerde, kamuda ve üniversitelerde. İkincisi İmam Hatip liselerinin sayısının azaltılması ve orta kısımlarının kapatılması. Kat sayı kararı. Evet. Üçüncüsü yani. De Kur'an kurslarının kapatılması. Şimdi buna çok açık bir şekilde AK Parti kapatma davasında temas ediyor gerekçesinde. Diyor ki bu yönlerde AK Parti'nin bunları değiştirecek şekilde adımlar atması sebebiyle kapatılması gerektiğinden bahsediliyor o 2008'deki kararda. İddianame. Yani demek ki aradan aşağı yukarı bir 9 sene geçmesine rağmen hala statüko, o 28 Şubat'ın oluşturduğu statükonun o 28 Şubat'ın kendilerince ortaya koydukları hedefleri gerçekleştirme yönünde bir kararlılıkları devam ediyor o tarih itibarıyla. Bir şey daha, tabii başörtüsü çok görünen yüzüydü bunun, bu sürecin. Ama sadece başörtüsünden de ibaret değil. Hatırlayacaksınız siz o dönemleri. İşte esnaftan köftecisine kadar, işte yeşil Şiribon köfteci, irticai köfteciler bilmem nelere kadar, doğru, kimlerden sermaye. Alışveriş yapılacak, kimlerden alışveriş yapılmayacak gibi aslında toplumsal boyutları da olan bir süreç yürütülmek istenmişti. O 1000 yıl devam edeceği iddia edilen süreç yönetilmek istenmişti. Dolayısıyla burada sadece başörtüsü değil, başörtüsü çok önemli bir sembol olması hasebiyle bir hedefti. Ama esas hedef milletimizin temel değerleri, dini inancı ve onunla beraber oluşturmuş olduğu dini kültürüydü temel hedef. Tabiri caizse esasen milletimizin sosyolojisiydi esas hedef olan. Büyük yine işlemeler yapıldı. Kendisini rahmetle andık, bir daha aklıma geldi bunu anlatırken. Hüsnü Yazıcıoğlu'nun çok güzel bir tespiti vardı yine o tarihlerde, Allah rahmet eylesin. Demişti ki o zaman biliyorsunuz meşhur mottosu 28 Şubatçıların Türkiye İran olmayacak. O da demişti ki Suriye. Evet, Türkiye İran olmayacak ama Türkiye Suriye'de olmayacak. Bir azınlık yani, rejimi, evet, Bağız rejimi. Türkiye Suriye'deki gibi bir azınlığın mezhepçi ideolojik, bir mezhepçi bir azınlığın el koyduğu ve yönettiği, çoğunluğu yönettiği, zorla yönettiği bir rejime de dönüşmemelidir diye bir ikazda bulunmuştu. İşte o hakikaten bu 28 Şubat'taki darbenin esas hedefi. Öyle bir tarafı da vardı ya. Evet. Bu milletimizin o zamanki kahir ekseriyetinin ve sosyolojisine karşı bir taarruzun şeyi olduğunu, hedef olduğunu, amaç olduğunu tespit eden bir yaklaşımdı. Evet, bu bakımdan Türkiye'nin tabii o günleri hatırlaması bir daha yaşanmamasını sağlayacak bir teyakkuz, bir uyanıklık, bir intibah içerisinde olunma bakımından önemlidir. Şüphesiz bunun içinde hukuki olarak, siyasi olarak yapılacaklar bellidir. Evet. Mesele şudur, yani Türkiye'de veya hangi ülke olursa olsun Türkiye'yi yönetmek istiyorsanız bunun yolu bellidir. Parti kuracaksınız, seçime gireceksiniz. Millet size bu yetkiyi verirse yapacaksınız. Vermezse artık kime verdiyse ülkeyi o yönetecektir. Herkes bunu kabul etmek zorundadır. Çünkü hiç kimsenin şahsen kendilerinin de görüşlerinin de mutlak manada bir üstünlüğü söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eşittir. Vatandaşların fikirleri de eşittir. Ne zaman bunlar öne geçebilir? Millet yetki verirse, yönet yetkisi verirse, yönetme yetkisi verir, o zaman öne geçebilir. Bence çok değerli bir analiz yaptınız. Yani Türkiye'nin yakın siyasi tarihi son 60 yılla ilgili olarak aslında çok değerli bir fotoğraf çektiniz. Bu anlamda iyi bir katkı oldu bu izleyicilerimiz açısından da. Artı bir de herhalde hani o anlattıklarınız bir daha olmaz düşüncesiyle de öyle, hareket etmemek gerekir. Şöyle, şüphesiz tabii ki kötülüğün her zaman girebileceği, sızabileceği yerler olabilir. Buna hiçbir zaman garanti verilemez. Ama ben şey anlamında, milletimizin bu uyanıklığı anlamında, işte 28 Şubat'ta söylenenler 15 Temmuz'da aslında yapıldı milletimiz tarafından. Keşke bunlar olsaydı denilenleri milletimiz 15 Temmuz'da yaptı ve darbeye karşı durdu. Bir de tabii artık bu darbe dinamiğine müsaade eden bir yapı vardı. Hükümet sistemi yapısı. Çok basit. 28 Şubat bunun bir örneğiydi. Şu, yani milletimiz oy kullanıyor ama hükümet seçmiyordu. Önceki sistemde parlamentoyu seçiyordu. Hükümet parlamentonun içinden çıkıyordu. Yani hükümet güven oyu alıyor. Dolayısıyla hükümetler parlamento içindeki dengelere bağımlıydı. Mesela ilk örneği biraz uzak. Bunu kimse özel ilgilenenler dışında hatırlamayabilir. 12 Mart'ta
bir muhtıra verildi ve muhtıra karşısında o zaman çoğunluğa sahip olmasına rağmen başbakan istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü darbe biraz daha vahim hale gelebilecekti rahmetli Demirer. Sonra iki sene boyunca parlamento açık, parlamento içerisinden uzaktan kumandayla kurdurulan hükümetler Türkiye'yi yönetti. Benzer bir şey 28 Şubat'ta yaşadık. Rahmetli Erbakan Başbakanlığında bir hükümet vardı. O hükümet bırakmak zorunda kaldı. Tabii. Sebebi neydi? Parlamento dengesini değiştirmekti. Bir siyasi partinin, hükümet ortağı siyasi partinin milletvekillerini çeşitli sebeplerle, tehditle, baskıyla istifa ettirip başka bir parti kurdurttular. Tabii. Ve o süreçte hükümetin parlamento desteği ortadan kaldırıldı. Yani o sistemde parlamento dengelerini değiştirerek hükümet kurdurup hükümet düşürmek mümkün idi. Cumhurbaşkanı seçtirmek mümkün idi. Onun için bu sistem işte bu darbecilerin iştahını kabartan, işte sağ taraftaki adamın müdahalesine imkan veren bir sistemdi. Halbuki yeni sistemde halk doğrudan, milletimiz doğrudan Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti seçmiş oluyor. Parlamento içi dengelerle oynayarak hükümet kurdurtma, hükümet düşürtme imkanı yok artık. Parlamento içi dengeleri tamamen değiştirseniz, her milletvekili partisinden istifa etse, 600'ü de parti değiştirse hükümet düşmez. Çünkü hükümeti millet seçiyor. Seçim zamanında değiştirecek olan da yine millettir. Bu bakımdan bu sistem değişikliğinin ben aynı şekilde bir teminat olduğunu düşünüyorum bu vesayetçi düzene karşı. Ama dediğim gibi hiçbir şeyin %100 garantisi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nde o 200 yıldır falan filan anlatılan hikayeler görüldü ki işte başkan vesaireyle. Onun için kötülük her zaman alestadır, ayaktadır, fırsat kollamaktadır. Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Evet. Peki efendim, şimdi güncel bir konu var. Fezlekelerle ilgili, yani milletvekili dokunulmazlığıyla ilgili olarak 33 tanesi geldi. Siz de açıkladınız bunu. Şimdi karma komisyonda herhalde mecliste. Onlar bir inceleme yaptırıyorlar. Şimdi bu süreç nedir, ne olacak? Yani devamında Sayın Cumhurbaşkanı da parmaklar kalkacak, inecek diye bir açıklama da yaptı. Ne beklemeliyiz? Yani bu nasıl bir süreç olacak ve nihayetinde ne olacak? Şimdi tabii karma komisyonda 1280'nin üzerinde, 1284 zannediyorum, dosya var. Dokunulmazlık dosyası var. Bu dosyaların bir kısmı savcılık aşamasında işte soruşturma başlamış, milletvekili olduğu için hemen meclise gönderilmiş. Bir kısmı ilerlemiş aşamalarda, bir kısmı mahkeme sürecinde dosyalar. Tabii bunlarla ilgili olarak yapılacak süreci ifade edeyim. Dosyalar parlamentoya, meclise geldiğinde biz meclis başkanlığı olarak usul bakımından bir inceleme yapıyoruz. Orada bir sorun yoksa, usulüne göre gelmişse o zaman bunları biz karma komisyona havale ediyoruz. Bu konuda meclis başkanlığının başka bir yetkisi yok. Dolayısıyla karma komisyon. Karma komisyonunda komisyon, adalet anayasa, komisyonuyla anayasa komisyonu üyeleri ve adalet komisyonu üyelerinden oluşan bir komisyon. Bütün siyasi partilerin orada oranlarına göre temsili söz konusu milletvekilleri var üye olarak. Bu komisyon işte bu dosyalarla ilgili karar veriyor, verecek. Şimdi şöyle ifade edeyim. Duruma göre zaman zaman bir takım farklı uygulamalar yaşanmış. Yani hatırlayacaksınız 2016'da ben o zaman komisyon başkanıydım. Yani Anayasa Komisyonu başkanıydım. Aynı zamanda Karma Komisyonu da başkanıydım. Hı hı. Karma Komisyonu'nun başkanı. Size geldi yani. Evet, Karma Komisyonu'nun başkanı Anayasa Komisyonu başkanı oluyor. O tarihte biz bir anayasa değişikliğiyle bütün dokunulmazlıkları kaldırmıştık 26. dönemde. 2016 yılı Nisan ayında. Şimdi o nereden ortaya çıktı? Yine bir dokunulmazlık tartışmaları vardı dosyalarla ilgili olarak. Kaldırın dedi muhalefette. Evet, muhalefette şunu dedi işte o tarihte. Siz AK Partililerin dosyalarını kaldırmıyorsunuz, işte diğerlerini kaldırıyorsunuz falan. Böyle bir restleşme olunca o zaman dendi ki niye öyle olsun? Ne varsa dosya olarak bütün dosyalarda dokunulmazlıkları kaldıralım dendi. Kaldırabilirsiniz, kaldıramazsınız tartışmasından bunun olabileceği ortaya çıktı. Tabii dosya sayısı fazla olunca bunların her birinin uzun bir süreci var parlamentoda. Gerek karma komisyonda var, daha sonra genel kurulda var. Bu sebeple bu kadar dosya sayısı o zaman da bu kadar değildi ama gene buna yakın bir şeydeydi. 900'ler civarında hatırlıyorum şu anda. Hafızam beni yanıltmıyorsa.
aşağı yukarı bir 4-5 ay kadar parlamentonun bütün gündemini işgal edecek bir süreçti bu. O zaman başka bir formül bulduk. Benim önerdiğim bir formüldü bu. Geçici bir madde koyarak anayasaya. Madem hepimiz mutabıkız o anlamda bunu yapalım. Ama daha sonra hodri meydan diyen bazı parti genel başkanları ve siyasetçileri bu işin ciddiyetini destek verdi. Kısmen partide sanıyorum o zaman bir şey oldu. Fikir farklılığı. Ama mesela başka partilerden, partiden daha önce hadi hepsini kaldıralım diyen bir partinin genel başkanı o zaman, eş genel başkanı. Daha sonra tabii partisiyle beraber komisyonda ben tartışmaların ötesinde kavgalar olduğunu hatırlıyorum. Karşı çıkmışlardı. Demirtaş, evet. Evet, çünkü bu konuda esasen ilk söz söyleyenler onlardı. Hani hepsini kaldıralım falan diyenler. Neyse, o zaman böyle bir süreç yaşanmıştı. Daha sonra öncesinde de zaman zaman bazı dosyaların kaldırılması söz konusu olmuştur. İşte yakın zamanda da biliyorsunuz bir milletvekilinin dosyasıyla ilgili dokunulmazlık kaldırıldı. Bu bakımdan karma komisyon bu konuda karar verecek. Sonuçta sizin kanaatiniz hepsi veya belli dosyalar. Peki, yani kaldırılmalı mı, kimin kaldırılmalı, hangi şartlarda kaldırılmalı? Bir de geçmişe dönük benim bildiğim 46 tane yani çok uygulanmamış bu yani dokunulmazlık korumuş. Genel ilke hep böyle olmuş. İşte kürsü dokunulmazlığı kimisi oradan bakıyor. O başka tabii. Şöyle, o tabii kürsü dokunulmazlığı dediğimiz şey aslında dokunulmazlık olarak geçiyor anayasada da ama ona sorumsuzluk, yasama sorumsuzluğu deniliyor. Çünkü dokunulmazlıkta esasen soruşturmayla ilgili, yargılamayla ilgili husus bütünüyle ortadan kalkmış değil. Sadece bekletiliyor dokunulmazlık. Milletvekili olduğu sürece yargı süreci duruyor. Mesela milletvekilinin sona ermesinden sonra zaman aşımı işlemeksizin mesela 20 yıl milletvekilliği yapsa ve dokunulmaz dursa milletvekilinin bittiği gün o şahısla ilgili dosya kaldığı yerden devam eder. Evet. Yani bu tamamen suçu ortadan kaldıran, yargı müdahalesini ve soruşturmasını ortadan kaldıran, kovuşturmayı ortadan kaldıran bir husus değil. Sorumsuzlukta ise tamamen bir hukuki sorumsuzluk, ceza anlamında bir sorumsuzluk söz konusu. Meclis çalışmalarında, meclisle ilgili meclis çalışmalarında özellikle kürsü dokunulmazlığı diye bilinen husus, milletvekillerinin sözleri sadece, eylemleri, faaliyet, fiilleri değil, sözleriyle ilgili bir genel sorumsuzluk hali vardır. Onunla ilgili dava da açılmaz, yargılama da yapılmaz, bir ceza da verilmez. Başka ayrı bir şey. O muafiyet tamamen muafiyet. Yani. Ama dokunulmazlık ondan farklı bir şey. Dokunulmazlık meclisteki sözleri, kürsüdeki meclis çalışmalarının sözleri dışında kalan hususlardaki milletvekillerinin durumlarıyla ilgili. Onlar soruşturmaya tabidir, yargılanabilir. Ama milletvekili olduğu sürece bir bekleme hali söz konusudur, evet. Durma hali söz konusudur. Şimdi beklemeyecek. Şimdi şey o konuda olursa tabii bir karar verilecek. Yani ben o konuda bir şey söylemek istemem. Fakat şunu söylemek isterim. Bir ölçü koyma anlamında belki hani hukukçu olarak şunu söylemek isterim. İlişkisi, şiddet. O şunu söylemek isterim. Tabii benim göreve geldiğim zamanlarda da işte Kasım 2015'te de dosyalar vardı. Ondan önceki dönemlerdeki dosyalara da ben baktım, baktırdım o tarihlerde. Daha sonra da baktım. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sürekli bu dokunulmazlık dosyaları gelir. Bunlar hep tartışılmıştır, konuşulmuştur. Genelde hep dönem sonunda genelde vardır. Ve dönem sonunda bırakılır. Genel eğilim öyle idi. Ama şunu ifade etmek isterim ki burada bu dosyalarda genelde hem suçların mahiyeti itibariyle hem sayısı itibariyle bir farklılık söz konusuydu. Yani suçlar genellikle tırnak içinde adi suçlar diyebileceğimiz yani kişisel bazı suçlarla ilgili dosyalar ve bunların sayısı da oldukça az bugünle mukayese ettiğimizde az idi. Şimdi bunun tabii irdelenmesi gerekir diye düşünüyorum. Mahiyetinde değişiklik, işte suçların bir kısmının özellikle bu anayasanın 14. maddesi kapsamındaki suçlar anlamında, yani terörle irtibatlı suçlar anlamında suçlar olması, sayıca nispeten oransal olarak eski dönemlere göre artmış olması, hem de toplamda dosya sayısının artmış olmasının ben bir hukukçu olarak, bir meclis başkanı olarak üzücü olduğu kanaatindeyim. Yani milletvekillerinin
Bu anlamda bu kadar eski dönemlerle kıyasladığımda fazla dosyasının olması parlamento açısından, parlamenterler açısından da iyi bir görüntü değil. Peki, şu yönüyle efendim, yani Türkiye'nin görüntüsünü nasıl etkileyecek bu işin sonucu? Mesela diyelim dokunulmazlıklar, bir 10 tane HDP'li milletvekilini kaldırıldı. İşte Kobani nedeniyle mesela orada bir MYK'da görev almış olanlar var. İşte Türkiye'nin yatırım iklimini nasıl etkiler? O 90'larda gördüğümüz görüntülerin bir tekrar, yani eğer dokunulmazlıkları kaldırılırlarsa tutuklu mu yargılanırlar? Tutuklu yargılanırlarsa nasıl tutuklanırlar? O hani o anlamda Türkiye'nin görüntüsü anlamında o denge, bir taraftan terör, şiddet konusundaki duyarlılık, bir taraftan da bu görüntü nasıl bir formül olabilir? Ben bu konu tabii biraz hukuki bir süreç şu anlamıyla. Karma Komisyon'un yapmış olduğu faaliyet ve mecliste dokunulmazlığın kaldırılması süreci bir anlamıyla hukuki bir süreç, inceleme, değerlendirme süreci. Dolayısıyla hukuki süreçlerde o tür kaygıların çok fazla öne çıkması doğru değil. Burada şuna bakmak lazım. Yani dokunulmazlığın bir varoluş sebebi vardır. Bu aslında milletvekilini korumak değildir. Parlamentoyu korumaktır dokunulmazlığın sebebi. Onun için mesela bazı milletvekillerinin işlediği suçlar var ama buna rağmen buna katlanılır, bu dokunulmazlık dolayısıyla tahammül edilir ki parlamentonun genel işleyişi bundan etkilenmesin diye. Yani işte eski sistem anlamında, parlamenter sistemde baktığımızda birçok ülkede de tabii bu anlamda anlayışlarla konulmuştur bu düzenleme. Baktığımızda da çok kritik mesela oylamalar o zaman söz konusu olduğunda işte bir iki milletvekilinin bu anlamda tutuklanması vesaire, adli işleme tabi tutulması bir oylama sonucunu etkileyebilir hale gelebilir. Mesela böyle durumlar bazı ülkelerde yaşanmıştır. Bu bakımdan elinde çoğunluğu tutan veya siyasi gücü tutanların milletvekillerinin bu dokunulmazlık bağlamındaki dosyalarıyla ilgili bir takım adımlar atarak parlamentodaki oylama yapısını ve oylamaların sonuçlarını değiştirecek bir siyasi sonuca yönelik olarak adım atmasını engellemek için getirilmiş bir şeydir bu dokunulmazlık. Bu anlamda şahsını değil milletvekilinin, genel olarak parlamentonun işleyişini koruma amacıyla getirilmiştir. Bu bir tarafı, bir boyutu. Ama öbür taraftan bu dokunulmazlık meselesi bir suç işleme özgürlüğü olarak da anlaşılmamalıdır. Yani bir başka vatandaş suç işlediği zaman onunla ilgili hemen hukuki süreçler devreye girecek ama bir milletvekili üst üste suçlar işlediği halde milletvekiliyle ilgili işlem yapılmayacak. Yapılmadığı için de milletvekili suç işlemeye devam edecek. Bu noktaya da dönüştürülmemelidir. Denge bence diğer mülahazalar bir yana hukuk içerisinde hukuk burada kurulmalıdır. Bir taraftan parlamentonun işleyişini sekteye uğratmayacak, manipüle etmeyecek bir sonuç arzu edilmelidir. Bu dokunulmazlığın amacına uygun bir yaklaşımdır. Ama öbür taraftan da dokunulmazlığın suistimaline, suç işlemiş kişilerin milletvekili adayı yapılarak bir nevi dokunulmazlık altına alarak kurtarılmasına yönelik bir mekanizmaya, bir müesseseye dönüştürülmesine de müsaade edilmemelidir. Bu ikisi arasındaki dengeyi oradan artık komisyon lazım kuracak. Yani. Hukuki olarak oradan bakmak gerekiyor diyorsunuz. Bir ara seçim senaryoları falan görüyor musunuz? Öyle bir yok, hayır. Hayır. Evet. Bu peki bir şey midir? Hani parti kapatılmasın, gerçek kişiler varsa suçu onlar cezalarını çeksinler düşüncesinden yola çıkılarak başlamış bir süreç olarak görebilir miyiz bunu? Yani şöyle, o ayrı bir değerlendirme. Baktığınız yere bağlı. Evet. Ama bu kendiliğinden yani anayasa ve içtüzük gereği bir süreçtir sonuç itibariyle. Peki. Şimdi efendim anayasa meselesini biraz konuşmak istiyorum sizinle. Bir 15-20 dakikalık süremiz var. Sayın Cumhurbaşkanı bir çağrı yaptı. Sonra bu çağrıya herkes kendi durduğu yerden bir takım cevaplar verdi. Şu bir hafta 10 gündür de bir sessizlik var sanki. Siz bu konuda meclis başkanı olarak bir inisiyatif kullanacak mısınız? Bir süreç başlayacak mı yoksa böyle çağrı yapıldığıyla kalacak mı? Evet. Şimdi bu noktada bana bir görev düştüğünde devreye gireceğim. Malum biliyorsunuz bu konuyla ilgili en çok heyecan duyması gereken, en çok heyecan duyan kişilerden birisiyim en sırada yer alacak. Çünkü bir taraftan uzlaşma komisyonunda 25 aydan fazla bir zaman
yeni anayasa yapımı için çalışmış bir kardeşinizim. Bir taraftan da meclis başkanıyım bu süreçte. Eğer bu parlamento yeni bir anayasa yapabilirse bu bizim hukuk tarihimize geçecek bir süreç olacaktır. Bu bakımdan bunu önemsiyorum. Ama bunun olabilmesi için, harekete geçebilmek için bu konuda bir ortamın gidilebilecek, yürünebilecek bir ortamın olup olmadığına bakmak lazım. Ben şimdi şunu söylüyorum. Türkiye esasen bir anayasa tartışmasının içinde şu anda zaten idi. Yeni değil. Uzun zamandır. Tabii. Ne zamandan beri? İşte 16 Nisan 2017'de bir referandum yapıldı. Hükümet sistemi değişikliği yapıldı. Bu nedir? Hükümet sistemi değişikliği bir anayasa değişikliğidir. Yapıldı. Fakat ona rağmen işte bu değişikliğinden rahatsız olan, buna itirazı olan siyasetçiler var, siyasi partiler var. Onlar da diyorlar ki bu hükümet sistemi doğru değildir. Başka bir hükümet sistemi olsun işte. Parlamenter sistem, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş vesaire gibi. Şimdi bir hükümet sistemi tartışması Allah'ın her günü yapılıyor. Yani herkes doğru, diyor evet. ki parlamenter sistem. Bu sistem iyi değil diyen, şey, diyenler var. Bu diyen evet, diyenler var. Fakat göz ardı edilen şey husus şu. Bu sistem tartışması bir siyasi tartışma değil. Yani öyle olmasın, böyle olsun. Tamam, nasıl olacak bu? Diyelim ki başka bir hükümet sistemine geçmek istiyorsunuz. Varsa nasıl geçeceksiniz? Bu anayasa değişikliği gerektiren bir durumdur. Ama kimse bunu telaffuz etmiyor. Yani sanki hani iki kişi bir araya gelecek, iki genel başkan, üç genel başkan. Diyecekler ki sistemi değiştirelim bugün, sabahleyin sistem değişecek. Böyle bir şey yok. Anayasa değişikliği gerektiren bir husus en az bu. 360 bulmanız evet, gerekiyor bir anayasa defa. Anayasa değişikliği süreciyle ancak bir hükümet sistemi değişebilir. Dolayısıyla Türkiye hani o sistem olmasın, bu sistem olsun tartışması yaptığı sürece adı konulmamış bir anayasa tartışması yapıyor esasen. Yani Türkiye hani durup dururken birdenbire Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bir anayasa tartışmasına girmiş değildir. Zaten adı sistem konulmamış bir anayasa tartışması vardı Türkiye'de. Bu anayasa tartışması devam ederken bu yeni anayasa dile getirilmiş oldu. Şimdi burada tabii kısmi olarak anayasayı tartışmak, yani sadece hükümet sistemi bağlamında bir kısmi anayasa değişikliğini tartışmak yerine onun da içine alan bir yeni anayasa tartışması yapmak birçok bakımdan Türkiye açısından ufuk açıcı bir durumdur. Yani bu çünkü o sistem olmasın bu sistem olsun tartışması Türkiye'nin uzun yıllardır yaptığı bir tartışmanın devamıdır. Aslında bir şekilde halk oyuyla 16 Nisan 2017'de kapanmış bir tartışmadır. Bunun arka planı da vardır. Daha önce Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesi değişikliği de vardır. Ekim 2017'de yapılan referandumda falan. Yani bu bir geriye doğru bir tartışmadır. Yani sistem değişikliği yapalım. Yapılmış bir değişiklik yok geri dönelim tekrar tartışması. Bir geriye doğru bir tartışmadır. 2007 öncesinde evet. aslında değil mi? Evet. Referandum o zaman. Ama bunu bir yeni anayasa tartışması içerisinde konuşacaksak bu ileriye dönük olarak bir tartışmadır. Yani yeni anayasa tartışması bence adı konulmamış zaten her gün yapmış olduğumuz anayasa tartışmasını geriye dönük bir anayasa tartışmasını ileriye dönük bir anayasa tartışmasına çevirmektir aslında yeni anayasa tartışması. Bu bakımdan bence ayrıca heyecan vericidir. Tabii öbür taraftan biz hukukçular olarak şimdi anayasaya ve kanunlara bakarken bu kanunların her birinin bir adı vardır, bir numarası vardır, bir tarihi vardır. Yani genelde böyle hukuki metinlerde ifade edilirken işte anayasa diye değil, işte 1982 anayasası veya işte falan tarihli anayasa veya filan tarihli numaralı kanun falan. Şimdi bunlara baktığınızda bütün referansınız 1982, 12 Eylül 80 darbesi. Şimdi aslında anayasaya da haksızlık etmek istemem. Arada birçok değişiklik yapılmış. Yani 12 Eylül rejiminin, darbe rejiminin unsurlarının önemli bir kısmı temizlenmiş anayasada. Onu da söylemek isterim. Ama evet. sonuç itibariyle ismi hala ruhu o zamanki isim, deniyor. Evet, numarası evet. ve tarihi o zamanki isim. Bu Türkiye'ye karşı bir haksızlıktır. Yani kim yapıyor bunu? Hepimiz yapıyoruz. Yani bütün siyasetçiler yapıyor bunu. Türkiye'ye karşı bir haksızlıktır bu. Yani Türkiye 80'lerde, 90'larda, 2000'li yıllarda, 2010'larda yaşamış olduğu çok büyük değişimler, dönüşümleri, toplumsal, siyasi, ekonomik anlamda çok büyük dönüşümleri, değişimleri göz ardı eden ve hala işte o bakış açısı ile hazırlanmış, en azından adı o zaman konmuş olan bir anayasayla
yönetiliyor. Bu Türkiye'ye uygun, Türkiye'ye layık değil. Türkiye bunları çoktan aştı ve birçok yeni toplumsal, siyasi, ekonomik bir dönüşüm, devrim hatta gerçekleştirdi Türkiye. Türkiye'nin bu yeni durumunu dikkate alarak, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var. En azından psikolojik olarak o travmayı aşacak bir anayasaya ihtiyacı var. Bu bakımdan çok basit olarak ifade ediyorum. Bazen hiçbir şey yapamasak anayasaya, hiç bir değişiklik üzerinde, hiçbir madde, hiçbir kelime cümle üzerinde uzlaşılmasa, sadece hep beraber oturup bu anayasayı oturup aynen bu anayasayı meclisten geçirsek de desek ki 2021 anayasası adına da tarihine de ve numarasına da. Bu bile bence bir adımdır Türkiye açısından, ileriye doğru bir adımdır. Ama şüphesiz tabii anayasada gözden geçirilmesi gereken, değiştirilmesi gereken birçok hüküm var. Bunların bir kısmı hala o dönemin anlayışlarını yansıtan hükümler. Bir kısmı tabii anayasada birçok değişiklikler yapıldı bu süre içerisinde. Anayasanın yarıdan fazlası değişti. Ama bu değişikliklerin her biri o dönemin, değişikliğin yapıldığı dönemin konjonktürü ve ihtiyaçları esas alarak yapılmış değişiklikler olduğu için anayasanın bütünlüğünde de bir takım uyumsuzluklar meydana geldi. Bir de ayrıca yeni hükümet sistemiyle ilgili değişiklik 16 Nisan 2017'de yapıldı. Yeni hükümet sistemi bağlamında anayasanın diğer maddelerinin de bütünüyle bu bakış açısıyla düzenlenmesi gerekiyor. Bu sebeplerle de baktığımızda içerik itibariyle de yeni anayasaya, bütünlükçü bir bakış açısıyla baştan sona yeni hazırlanmış bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunu tartışmak lazım. Hükümet sistemi tartışmasında bunun içerisinde yapabilirsiniz. Evet. Zaten o da bir anayasa tartışması. Ya aslında bu konuda herkeste bu kabul var, yani bir anayasa çalışması konusunda. Bir muhalefet kendi arasında bir paslaşma içine girmişti hatta. Ama bu işin oluru konusunda ben tünelin ucunu hala görebilmiş değilim. Siz görebildiniz aslında mi? Ucu var bunun. Ben şöyle söyleyeyim tabii daha genel olarak. Neden bunu söylüyorum? Yani bugün itibariyle değil. İşte 2011 sonlarında başlayan ve 2013 sonlarına kadar devam eden 25 aydan fazla bir zaman bir uzlaşma komisyonu tecrübemiz var. 2011 seçimlerinin bütün partiler tarafından temel sloganı yeni bir anayasaydı. O tartışmayla Türkiye seçimlere girdi ve sonunda ortaya çıkan tabloda mecliste grubu bulunan partilerden eşit temsille oluşturulan bir uzlaşma komisyonu tecrübesi yaşadı. Sonuç alabildik mi? Yani pratik anlamda bakarsak bir sonuç alamadık. Ama bunu bütünüyle de boşa geçmiş bir zaman olduğunu söylemek haksızlık olur. Çok güzel çalışmalar yapıldı. 6 aydan fazla bir zaman görüş alındı. Münferit tek bir vatandaşın görüşü de geldi. STK'ların görüşleri geldi. Kamu kurumunun temelli meslek kuruluşlarının görüşleri, üniversitelerin görüşleri geldi. Türkiye'nin farklı yerlerinde bölgesel toplantılar yapıldı, görüşler toplandı. 30 bin sayfanın üzerinde görüş toplanmış. Bunlar tasnif edildi. Ciddi bir birikim bu. Onun üzerine siyasi partiler daha önce, şimdi herkes diyor ki işte yeni anayasa, herkes temel haklar şöyle olsun, hükümet sistemi böyle olsun. Bunlar hepsi soyut birer ifadeden bir tabiri caizse niyet bildiriminden ibaret. Esas anayasa meselesi somut madde düzenlemeleriyle ortaya çıkan bir şey. Daha önce de siyasi partiler hep konuşurdu ama hiç kimsenin somut bir önerisi yoktu. İşte o süreçte oldu. 2013'e kadar 60 tane madde. Bütün siyasi partiler bir kere kendi hazırladıkları bir bütün anayasa önerisini ortaya koydular. Bütün partiler. Bir de onun üzerinde ayrıca dediğiniz gibi bir müzakere süreci yürütüldü ve sonuçta 60'a yakın 59 madde üzerinde tam mutabakat sağlandı. Ki bu anayasanın toplamı dikkate alındığında %40'ın üzerinde bir oran diyebiliriz. Bunlar özlü şeyler sonra. Miydi? Evet, böyle bunlar temel haklar ağırlıklı olmak üzere üzerinde mutabık kalınmış maddelerdi. Şimdi o açıdan bakıldığında bu boşuna geçmiş bir zaman dilimi değil, bir birikim, bir tecrübe. Aynı şey mi denenmeli? Tabii denenmiş olanı bir daha denemek doğru olmaz. Yeni farklı şeyler bulmak lazım. Demek ki şunu gördük o zaman, siyasi partiler en azından anayasanın %40'ı üzerinde anlaşabiliyor ama sıfırdan başlanmış bir süreçti o. Görüş toplamadan, partilerin kendi önerilerini hazırlamasına falan. Şimdi o birikim elimizde var zaten. Biz onun üstüne bir şeyler ilave ederek ilerlememiz lazım. Bu bakımdan yani anayasanın birçok hükmü üzerinde
iyi niyetle yaklaşıldığında, yani sonuç alıcı anayasa yapalım, bu 82 anayasasından daha iyi bir şey ortaya koyalım niyetiyle yaklaşıldığı zaman burada ben o zamankinden daha fazla bir mesafe alınacağı kanaatindeyim. Ama takılacak, kilitlenecek noktalar var. Evet, tam da onu soracaktım. Evet. Yani şimdi burada muhalefet parlamenter sistem istiyor. Hükümet, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi diyor. Siz de işaret ettiniz. Anayasa değişikliği gerektiren evet. hususlar bunlar. Ne olacak orada? İşte o konularda millet anayasayı yapma konusunda bir yetki veriyor bu parlamentoya. Nasıl veriyor? İşte belli sayıyı anayasaya göre bulursanız anayasayı yapın diyor. Onun için referanduma da ihtiyaç yok. Yani 400 Doğru. üzerinde bir sayı olduğu takdirde referanduma ihtiyaç yok. Yani bunu anayasa vermiş. Millet bu sayısal şeyi tablo olduğunda bunu veriyor. Yani bu yetkiyi millet veriyor. Vekaleten, vekillere veriyor. Şimdi vekiller bir yere kadar taşıdıktan sonra eğer vekiller bir çare bulamazsa bunu milletimize götürecek bir formül geliştirilebilir. Formüller geliştirilebilir. Evet, o formüller olabilir. İleride evet. işin ciddiyetine göre ortaya çıkabilir evet. tabii. Peki ben şu demin aklımda kaldı orada, içimde ukde kaldı daha doğrusu. Evet. Şu sistem konusunu bir 5 dakika içinde tekrar size bir sormak istiyorum. Tabii. Yani burada muhalefet cephesi hep bir işte bu sistem olmadı. Bütün sorunlar bu sistem yüzünden oluyor. Bir tek adam rejimi Türkiye gibi enstrümanlarla, argümanlarla bu değişiklik için yola çıkmak istiyorlar. Siz de demin dediniz ki aslında 16 Nisan referandumuyla Türkiye'nin vesayet rejimi hukuken kapandı dediniz. Yani şimdi çok tabii iddialı güçlü bir cümle bu. Evet. Buradan biz hani tekrar parlamenter sisteme geçince o zaman hukuken vesayet rejimine mi geçmiş olacağız? Şimdi şunu söyleyeyim. Önce bir kere mukayese yapılıyor. Yani işte bu sistem kötüdür, o sistem iyidir. Şimdi bu mukayeseleri aynı parametreler üzerinden yapmak lazım. Yani neyi? Elmaları mukayese ediyorsak elma almamız lazım. İkisi de. Veya otomobil mukayese ediyorsak otomobilleri mukayese etmeliyiz. Elmalarla armutları yani, karşılaştırmayalım diyorsun. Şimdi bu mukayese yanlış yapılıyor. Neden? Bugün ortada yürüyen, işleyen bir sistem var Türkiye'de. Bu sistem ile tamamen hayali, kitaplarda yazan, hatta kitaplarda yazamayacak kadar bile masalsı olan bir parlamenter sistem hayali var. İkisi yan yana konuluyor, ikisi mukayese ediliyor. Böyle şey olmaz. Bugünün parametrelerinin aynısı, sabit kalmak kaydıyla, bu sistem değil de parlamenter sistem olsaydı ne olurdu diye mukayese yapmak lazım. Neyi kastediyorum? Siyasi aktörler bugün aynı aktörler olacak. Bugün yani şu an itibarıyla mevcut sistemi kaldırıp parlamenter sistemi koysaydık. Parlamentodaki siyasi partilerin sayısal dağılımı falan aynı olacak. Her şey aynı olacak. Öyle bir parlamenter sistem olsaydı ne olurdu? Koalisyon bu sistem olurdu var, ne olurdu? Evet. Yani şimdi bu ikisini mukayese etmek lazım. Yani siz bir taraftan tamamen kötülediğiniz bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi koyuyorsunuz. Öbür tarafa da dünyada hiçbir örneği olmayan, kitaplarda bile olmayan, tamamen hayalinizde işte güzellemelerle oluşturduğunuz bir parlamenter sistem modeli koyuyor. İkisini mukayese ediyorsunuz. Biz parlamenter sistemi hayal etmiyoruz ki, böyle bir şeyi hiç görmemiş, hiç bilmemiş değiliz ki. Türkiye zaten 16 Nisan 2017'ye kadar parlamenter sistem, hatta 2018 seçimlerine kadar 24 Haziran parlamenter sistemle yönetildi Türkiye. 1961'den itibaren, 61 öncesi ayrıca parlamenter sistemdir değildir tartışılabilir. 61'den itibaren yönetildi Türkiye. 90'lı yıllarda parlamenter sistemle yönetildi. Yani bildiğimiz bir sistem, hiç görmediğimiz bir sistem değil. Onun için bu mukayesede haksızlık yapmamak lazım. Milletimize karşı hepimizin bir dürüstlük sorumluluğumuz var. Çarpıtmadan herkesin parametreleri aynı tutarak, sabit tutarak mukayese yapması lazım. Bu işin bir tarafı. İkincisi, bu yeni hükümet sistemi değişikliğine Türkiye birdenbire hani ne diyelim mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın beğendiği için, onun hoşuna gittiği için ortaya çıkmış gibi bir izlenim veriyorlar. Geri dönelim bu sistemden diye. Öyle değil. Bir kere bunu önce teknik olarak çok hızlı ifade edebilirim, kronolojik olarak. Tabii. Türkiye 1961'de parlamenter sistemi kurmuş. O zaman bir cumhurbaşkanlığı makamı var, başbakanlık, hükümet falan var sistemde. Cumhurbaşkanlığı parlamento seçiyor ve cumhurbaşkanının çok sembolik yetkileri var. O kadar sembolik ki bir karikatür vardı 70'lerin sonunda.
Cumhurbaşkanı şeyde oturuyor Çankaya Köşkü'nde. Cam açık. Rüzgardan bir kağıt gelmiş, camdan içeri giriyor. Onu imzalıyor, veriyor yandaki adama. Yani Cumhurbaşkanlığı sistem içerisindeki bu şeyini, etkisizliğini yetkileri bakımından gösteren bir örnekti. Yani 61'de parlamento seçiyor, yetkileri olmayan sembolik bir cumhurbaşkanı. 1982'de Cumhurbaşkanı'nın, hızlı geçiyorum, yine parlamento seçiyor ama yetkileri çok arttırılmış bir cumhurbaşkanı var. Sayfalarca bakarsanız anayasada olmayan Cumhurbaşkanı'nın bir sürü yetki verilmiş Cumhurbaşkanı'na. Daha sonra ne oldu? Daha sonra işte az önce bahsettiğimiz 2007 referandumunda Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi benimsendi, kabul edildi. Ne oldu? O zaman o geniş yetkiler, 1982'deki geniş yetkilere sahip olan Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından da seçilmeye başlandı. Yani ne olmuş? 61'de sembolik parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanı, 1982'de güçlendirilmiş yetkileri bakımından ama yine parlamento seçiyor. Hukuki anlamda güçlendirilmiş. Daha sonra halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na dönüşünce 2007'de bu sefer siyasi olarak da Cumhurbaşkanı'na bir konum verilmiş ve siyaseten de güçlendirilmiş. Çizgi böyle. Sembolik yetkisi olan parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanı'ndan güçlü yetkileri olan ve parlamentonun seçtiği Cumhurbaşkanı'na, halkın güçlü seçtiği yetkileri olan ve halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanı'na doğru bir çizgi ilerliyor. Bu çizgi, hani o günün şartları, zorlamaları vesaire, ne derseniz ne deyin, bu tarihi gelişim çizgi bizi uzattığımız zaman zaten kendiliğinden yarı başkanlık ve başkanlık sistemine götüren bir çizgidir. Kendiliğinden ortaya çıkmış değil bu. Tamamen anayasal değişiklikler üzerinden ilerleyerek bu sonuca zaten varabiliyoruz. Bu bir. İkinci husus, işin daha içeriğiyle ilgili. Az önce örnek verdim. Parlamenter sistemin temel paradoksu şudur. Millet bir oy veriyor, tek oyla hem yasama organını belirliyor, hem yürütme organını belirliyor, tek oyla. Yani daha doğrusu yürütme organını dolaylı olarak belirliyor. Oy veriyor, yasama organını seçiyor, parlamentoyu. Hükümet parlamentonun içinden çıkıyor, hükümet. Ama tek oyla ikisini beraber belirliyor. Bu yeni sistem şöyle bir fark ortaya koyuyor. İki oy hakkı veriyor millete. Yasama organını ayrıca belirleme hakkı veriyor. Yürütme organını ayrıca belirleme hakkı veriyor. Yani bu iki oyla yasamada ve yürütmede tercihlerini farklılaştırma imkanı veriyoruz. Bir kere en azından demokrasi açısından baksak, her şey bir yana. Önceki sisteme göre biz milletimize daha fazla bir tercih imkanı vermişiz. Evet. Yasama ve yürütmeyi arzu ederse ayırabilme imkanını vermişiz. Ayırır ayırmaz, o onun tercihidir bir kere. Şimdi bu neyi sağlıyor? Bu şunu sağlıyor. Parlamenter sistem önceki zaman, işte az önce bahsettim, 12 Mart'tan ve 28 Şubat'tan bahsettim. Bunlar sadece gün yüzüne çıkan dışarıdan müdahaleler. Hükümet düşürmüşler, hükümet kurdurmuşlar. 28 Şubat'ta aklınıza geliyor mu, hatırlıyor musunuz? Kime hükümeti kurma yetkisi vermişti Cumhurbaşkanı ilk? Şu bir iş dünyasından birisi başkanı, vardı, top başkanı. Evet. Ve, ismini hatırlayamadım ama evet, top daha başkanı. Daha sonra milletvekili olan bir kişiye vermişti. Şimdi İsmini Cumhurbaşkanı normalde herhangi bir milletvekiline verebilir mi? Verebilir. Verebilir. Teknik olarak şey yok. Ama hükümeti kurabilecek birisine vermeliydi. Niye ona vermişti? Hatırlıyor musunuz? Şunun için verdi. Onun hükümeti kuramayacağını biliyordu Cumhurbaşkanı. Zaman kazanmak için verdi. Çünkü bir operasyon yapılıyor parlamentoda. Doğru, bir partinin içi boşaltılıyor. Oradan milletvekilleri aritmetik istifa ettiriliyor. Evet. O esnada verseydi birisine hükümeti kurma yetkisini, kuramazdı. Sayısal olarak yeterli değil. O sırada ona verdi, o gezdi sağa solu falan, kuramayacağı ortaya çıktı. Böylece 2-3 gün öbür partide, bir partide operasyon yapıldı. Milletvekillerinin başka yere geçmesi sağlandı. Yani şunu demek istiyorum. Hükümet parlamentonun içinden çıktığı sürece parlamento dengelerine bağlı olacak. Yalı Meres. Evet. Hatırladım ya. Evet. Haklısınız. Doğru. Ben isim telaffuz etmeden konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Buradan dışarıdan parlamentoya vesayetçi unsurların, kayıt dışı siyaset yapan unsurların parlamento içi dengelere müdahalesiyle hükümet düşürüp hükümet kurdurma imkanı vardı eski sistemde. Peki. Bundan bir rahatsızlık vardı. Onun için işte herkes, 1982 Anayasası yapılırken de tartışılmıştır başkanlık sistemi de. Daha sonra işte rahmetli Özal, Demirel, rahmetli Demirel, rahmetli Erbakan, rahmetli Türkeş, bunların hepsi zaman zaman hükümette bulunmuş kişiler. Bunlar hepsi
başkanlık sisteminin Türkiye için daha iyi olduğunu söylemişlerdir. Hem kendi yaşadıkları tecrübelerden bunu söylemişlerdir, hem de dediğim gibi vesayetçi sistemin gerçek manada tasfiyesinin ancak hükümeti doğrudan halk seçtiği takdirde mümkün olacağını gördükleri için. Onun için yani bu sadece hani bir günde, iki günde karar verilmiş bir husus veya çok arzu edildiği için olan bir şey değil. Türkiye'nin 50 yıllık bir tarihi, geçmişi zorunlu olarak bizi bu noktaya getirdi. Ve yaşamış olduğumuz vesayetçi anlayışın tasfiyesi ancak bu hükümet değişikliğine bağlı olduğu için böyle bir yol tercih edildi. Bu bakımdan geri dönüş düşünülürken hani o mudur bu mudur falan gibi bir kura çeker gibi bakmak değil, bu tarihi arka planı dikkate almak lazım bu tartışmalarda. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. Değerli ben teşekkür ediyorum. Bizlerle sağ paylaştınız. Sağ olun. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Efendim, Başkent Kulisi'nde bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop konuğumuz oldu. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.